Şu anda Bursa Nilüfer'de Beşevler semtinde Kara Fatma Meydanı'nda bulunmaktayız. Arkamızda gördüğünüz gibi Kara Fatma'nın heykeli var. Kara Fatma Erzurumlu bir hanımefendi. Eşi subay. Eşi Kurtuluş Savaşı'nda şehit olunca kendisi erkek kıyafetleri giyiyor ve eşinin silahını alıp bu mücadeleye katılıyor. Ta Sivas'a kadar gelip Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk'le görüşüyor ve Atatürk tarafından kendisine yanlış hatırlamıyorsam yani Üsteğmen gibi bir rütbe de veriliyor. Sonra İşte bu mücadele ta Bursa'ya kadar geliyor. Bursa'nın Rumlardan kurtuluşunda da Kara Fatma savaşın içerisinde bulunuyor. Mücadele içerisinde bulunuyor ve birçok başarılarından dolayı tebrik ve takdirler de alıyor. Evet, biz de şimdi Erzurumlu Kara Fatma'nın heykeli önündeyiz. Gördüğünüz gibi burada çok basitçe hazırlanmış bir kitabe de bulunmakta ve bu kitabede savaşlarda cesurca mücadele vermiş olan kahraman Türk kadınlarının isimleri yazılmaktadır. Bu heykele hiç yakışmayan bu basit kitabe, aslında kitabe demek yanlış olur, buna ancak tabela denir ki bu tabela üzerinde hiçbir anlam veremediğim bir durumla karşılaştım. Tabelada isimleri yer alan kahraman kadınların biri hariç hepsinin isimlerinin karşılarında nereli oldukları da yazılmaktayken, her nedense bu meydana ismi verilen Kara Fatma Seher'in isminin karşısında herhangi bir şehir adı yazılmamıştır. Kara Fatma hakkında bütün tarihi kaynaklar tarandığında Kara Fatma namıyla anılan Fatma Seher'in altı çizilerek Erzurumlu olduğunun yazıldığı görülmektedir. Acaba bu tabelada Kara Fatma'nın isminin karşısına neden Erzurum yazılmamış da boş bırakılmıştır? Burada nerede bir şey var acaba? Oraları sularken su bu heykelin altından geri çıkıp böyle burada çamuru su şeklinde akıyor. Gördüğünüz gibi heykelin çevresinde tahribatlar oluşmuş. Herhalde yıkımdan kapatanlar. Artık bir heykeller Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor. Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor. Onu bilemiyorum. Ama öncelikle bir çevresindeki tahribatın giderilmesi. İkincisi de doğru düzgün bir kitabe hazırlanması gerekiyor. Bu meydan ismi de zaten Kara Fatma Meydanı. Ama şimdi burada doğru düzgün bir kitabe, yani bir heykel gittiğin zaman bence bu heykel hakkında mutlaka bilgi veren, malumat veren bir kitabenin olması gerekmektedir. Buradaki yazıya baktığım zaman da bana göre çok büyük bir yanlışlık var. Her neyse, buna inşallah yetkililerimize büyük haber olarak yaparız. Bunlar da tahribatları giderken hem de bu ülkenin yeri bir kitabe hazırlayacaklarını umuyoruz ve diliyoruz. Kara Fatma heykelinde de gördüğümüz gibi birçok ihtişamlı tarihi eserlerimizin büyük emekler harcanarak yapılan gösterişli abide ve heykellerin kitabeleri veya tanıtım levhaları bunlara hiçbir şekilde yakışmayacak derecede çok basit, hatta basitten de öte hiçbir estetik özelliği olmayan çok kötü bir durumdadırlar. Böyleleri de vardır ki gördüğünüzde şaşırıp kalıyorsunuz. Bu levhaları sanki okuma yazması çok zayıf birileri yazmış gibi düşsem mi ağlasam mı dedirtilecek derecede yazım hatalarıyla dolu.
Bunlar düzeltilmeli. Başta konumuz olan Kara Fatma'ya ve diğer tarihi eserlere, abidelere ve heykellere, bunlara layık kitabeler ve tanıtım levhaları, işin uzmanları tarafından estetik ve görsel kaygılarla en güzel şekilde düzenlenmeli ve kısa, öz olmakla beraber ziyaretçileri tatmin edebilecek bilgilere düzgün ve anlaşılır bir şekilde yer verilmelidir. Bursa'ya Kara Fatma heykelinin ne zaman yapıldığı ve heykel hakkında bilgi edinebilmek için internette ısrarla aramalar yapmama rağmen maalesef bu konuda herhangi bir habere ve bilgiye ulaşamadım ve hayret ettim.